Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok fazla istek alan böyle trendlerden kurbağa bere modelini anlatacağım. Böyle genç kızlarımız çok fazla istek vardı. böyle kuzenime yapacağım, yeğenime yapacağım diyen takipçilerim hatta çok fazla sipariş aldım diyen takipçilerim o kadar istediler ki ben de öne almak zorunda kaldım. Benimle birlikte kolaylık yapabilirsiniz. 2 saatte örebilirsiniz arkadaşlar. Örüp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz örüp satabilirsiniz ee, tavsiye ederim çok kolay Hatta genç kızlarımız 12-12 yaşındaki kızlarımız kendileri bile örüp kullanabilirler Evet bize ne lazım arkadaşlar ee, kurbağa beri olduğu için yeşil tonlarında ip lazım kurbağa yeşili kullanmayacağım ben koyu yeşille öreceğim 100 gram 120-250 metrelik ip kullanacağım kartopu baby one ee, şöyle sizin ipiniz farklı olabilir ee, ince olabilir kalın olabilir diye ben e, ördükçe santim olarak boyunu vereceğim öyle daha iyi yapabilirsiniz diye düşünüyorum Evet yanağı için şöyle kırmızı ip kullanacağım kırmızı ve tonları elinizde atık ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz pembe ve tonları da olur e, gözü için siyah şöyle az bir ipim var siyah ip kullanacağım Bunlar patik ipi şu da bebeğini. beyaz beyazda gözünün beyazı için arkadaşlar kullanacağım gözün içine koymaya şöyle az bir elyaf kullanacağım ikiye bölüp yarısını bir gözüne yarısını bir gözüne koyacağım Eğer ki siz koymak istemiyorsanız öyle de olur öyle de yapabilirsiniz tığ olarak da ipime yatkın olarak 2.50 milimetrelik tulip tığ kullanacağım şöyle iğne makas gözünü yaparken arkadaşlar göz ve yanağını yaparken ince uçlu tığ kullanacağım ki daha orijinal daha güzel dursun Evet, dediğim gibi hiç tereddüt etmeyin, kolaylıkla yapacağız inşallah. İp de bir yumaktan az gider diye düşünüyorum. Bu şekilde ip alabilirsiniz. Şöyle ortalığı toplayayım. Kaç yaşa yapacağız? Onu söylemedim sanırım. 10-12 yaş için öreceğiz arkadaşlar. Çünkü en çok o yaş grubu kullanıyor. Evet, daha küçük yapmak isterseniz yarım kısmına yazın yardımcı olurum inşallah. Evet, şöyle masayı toplayayım tam. Evet hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim İlk önce sihirli halkayla başlayalım Şöyle sihirli halka yapamıyorum derseniz Altı zincir çekip başlayabilirsiniz Evet ipimi bu şekilde tutuyorum Baş parmağımın etrafına sardığım Şöyle bir halka oluşturdum Halkayı sol elime alıyorum Yuvanın içine girip Bir zincirle sıkladım İki zincir daha çekiyorum Tığıma doladım bu halkanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 12 tane trabzan yapalım. Evet şöyle 3, 6, 7 olmuş. 8, 9 10 11 ve 12 şöyle buradaki ipimi çektiriyorum ilk yaptığım zincirin tepesine şöyle tın batırdım ilmi aldım ilmeği içinden geçirdim 1 2 3 zincir çekiyorum ortadaki ipimizi çektirip sabitleyelim iyice düğüm atalım arkadaşlar. Şöyle tersinden böyle iyice çektirip düğüm atıyorum ki sorun çıkarmasın sonra. Evet şöyle bir daha düğüm atacağım. Evet şöyle keseyim. tığımla doladım. Hemen aynı yere bir trabzan yapıyorum. Aynı zincirin tepesine. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Bir trabzan aynı yere ikinci yapıyorum. Bu sırada her trabzanın tepesine iki trabzan yaparak ilerliyoruz. Sıradakine geçtim. Bir aynı yere ikinci yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1 aynı yere ikinci yapıyorum sıradakine geçtim bir aynı yeri ikinci yapıyorum Evet her yuvaya iki trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim Evet toplamda 24 tane trabzanım oldu her birine çift attığım için ilk yaptığım zincirin tepesine şöyle batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum bir trabzan yapıyorum aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bu sırada bir tek bir çift batacağız ilk yaptığımız zinciri tek olarak kabul ediyorum sıradakini iki battım sıradakine bir trabzan Sıradakine geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bir tek bir çift batıyoruz. Aynı yere ikinci yapıyorum. Sıradaki trabzanıma bir trabzan. Sıradakine geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bir. Aynı yere ikinci yapıyorum. Bir tek batıyorum. Bir çift batıyorum. Evet bir tek bir çift batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldim. En son trabzanıma çift battım. İlk yaptığım zincir karşımda tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Bu sırada 2 tek bir çift batacağız. Bunu ilk trabzanım olarak kabul ediyorum. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Ona da tek batıyorum iki tane tek yapmış olduğum sıradakine çift batacağım yani iki tane bir aynı yere ikinci yapıyorum sıradakine tek sıradakine tek batıyorum sıradakine çift batıyorum bir aynı yere ikinci yapıyorum iki tek bir çift evet birinciye tek ikinciye tek battım üçüncüye iki trabzan yapıyorum bir aynı yere iki Evet iki tek bir iki bir tane çift bir aynı yere ikinci yapıyorum Evet bu şekilde iki tek bir çift yaparak sıranın sonuna kadar gelelim Evet iki tek bir çift batarak sıranın sonuna geldim. En son çift battım. İlk yaptığım zincirin tepesine yine kaydırma tekniğini geçiyorum ve üç zincir tığıma doladım. Bu sırada 3 tane tek bir tane çift batacağım. Bu bir sıradakine ikinci tek sıradakine üçüncü tek trabzanımı yaptım sıradakine de iki trabzan yapıyorum bir aynı yere ikinciyi yapıyorum 3 tek bir çift Evet yine üç tane tek yapıyorum bir iki üç tane tek trabzan yaptım bir tane çift batıyorum aynı yere ikinci Evet 3 tek 1 çift batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet 5. sıranın da sonuna geldiğim en son çift battım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Bu sırada da 4 tane tek 1 tane çift batacağız. Sıradakine tek batıyorum. 2 oldu zincirle birlikte. Sıradakine tek batıyorum. 3 sıradakine dördüncü tekimi batıyorum. Dört tek sıradakine çift batıyorum. Bir aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet dört tane tek batacağız. Bir her birine bir batarak ilerliyorum. İki üç dört tane tek battım. Sıradakine çift batıyorum bir aynı yere ikinci yapıyorum Evet dört tek bir çift bu sıramızda bu şekilde ilerliyor sıramızı tamamlayalım Evet altıncı sırayı da tamamladım böyle düz durmasına bakmayın arkadaşlar artırmayı kesince tepesi şöyle yuvarlak olacak hiçbir sorun yok Evet, en son 4 tek bir çift batmıştık. Şimdi 5 tane tek 1 tane çift batacağız. Evet, 5 tane tek battım zincirle birlikte. Şimdi sıradakine çift batıyorum. 1 Aynı yere ikinci yapıyorum. Evet, 5 tek, 1 çift. Şimdi 5 tane tekimi yapıyorum. 2 üç, dört, beş tane tek, bir tane çift batıyorum. Bir, aynı yere ikinci yapıyorum. Evet modelimiz artırmamız bu şekilde devam ediyor. Bu sırada 5 tek bir çift batarak ilerleyeceğiz. Bir sonraki sırada da altı tek bir çift batacağız. altı tek bir çift ee, Yeterli diye düşünüyorum. Siz bakarsınız arkadaşlar. Santim olarak da vereceğim. Birazdan size altı tek bir çift sırasında tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi en son altı tek bir çift sıramı tamamladım. Şöyle santim olarak vereyim. Hani ipiniz kalın ince olabilir. O yüzden şöyle bakın. 15 buçuk santim olmuş. Şöyle 15 buçuk gördüğünüz gibi. 15 buçuk santim olana kadar artırdım şimdi artırma yapmayacağım her birine bir batarak devam edeceğim Ondan sonra da şöyle 17 santim olana kadar hiç artırma yapmadan devam edeceğiz Evet sıra olarak sayı vermeyeyim arkadaşlar böyle 3 zincir çekiyorum çıktığıma doladığım hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Her birine bir batıyorum. Evet kaç sıra yapacağım o yüzden ben yine de işaret koyayım şöyle bu sıraya işaret koyayım ki kolay olsun saymak Evet Böyle her birine bir batarak devam edelim. artırma eksiltme hiçbir işlem yok. Benimle aynı yapanlar 17 santim daha küçük yapanlar bir santim kısa yapabilirler. Evet böyle artık bu şekilde devam edeceğiz bir üst sıraya geçti zaten biliyorsunuz ben tamamlayıp döneceğim Evet ben tamamladım arkadaşlar 10 sırada artırma eksiltme hiçbir işlem yapmadan devam ettim şöyle santim olarak vereyim size şöyle ilk önce en kısmını vereyim şöyle en olarak göstereyim 22 santim olmuş gördüğünüz gibi Evet boyunda şöyle katlayıp göstereyim böyle daha belli olur sanki düz duruyor çünkü böyle Evet şöyle 17 santim Bakın, bu şekilde 17 santim olana kadar ördüm e, toplamda kaç sıra örmüşüm Evet, toplamda da 18 sıra olmuş. Şimdi fırfır kısmını yapacağız, uç kısmı yapacağız. Şöyle 3 zincir çektim, bir sıraya geçmiş oldum. Sabitledikten sonra bu sırada bir tek bir çift batacağız. Evet, sıradaki trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Tığıma doladım, sıradakine tek batıyorum doladığım sıradakine iki trabzan yapıyorum. Bir, aynı yere ikinci yapıyorum. Bir tek batıyorum. Sıradakine çift batıyorum. Bir, aynı yere ikinci yapıyorum. Bir tek batıyorum. Sıradakine bir, aynı yere iki batıyorum. Evet bir tek bir çift batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet bir tek bir çift batarak sıranın sonuna geldim. En son çift battım. İlk yaptığım zincirin tepesine yine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Evet bu sırada çift batacağız hep çift batacağız arkadaşlar tığıma doladım aynı yere hemen bir trabzan yapıyorum doladım sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan aynı yere ikinciyi yapıyorum sıradaki trabzan tepesine geçiyorum bir trabzan aynı yere ikinciyi yapıyorum sıradakine geçtim bir aynı yere ikinci yapıyorum sıradakine geçtim bir aynı yere ikinci yapıyorum Evet her birine iki trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim Evet gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldiğim fırfır bölümü iyice açığa çıktı şöyle yine karşıya sabitliyorum kaydırma tekniğiyle ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim 3 zincir Evet artık artırma yapmayacağım her birine bir batacağım şöyle her birine şurada boşluk oluştu hemen dibe bir tane batayım sorun olmaz her birine bir batarak devam edeceğiz artırma eksiltme yok hiçbir işlem yok böyle 3 sırada yeterli olabilir Yani bu sıradan sonra e, bitirebilirsiniz ya da iki sıra daha bununla birlikte iki sıra daha artırma eksiltme yapmadan devam edebilirsiniz 3. sıradayız Evet dediğim gibi 3 sırada da bitirebilirsiniz üzerine bir sıra daha yapabilirsiniz size kalmış Evet ben bakacağım nasıl hoş durursa o şekilde yapacağım Evet böyle şu şekilde gayet güzel durdu Evet tamamlayıp döneceğim Evet ben fırfır kısmını toplamda 4 sıra ördüm 2 sıra artırdım iki sırada düz bir şekilde devam ettim böyle gözüme hoş göründü bu şekilde yaptım şimdi ilk yaptığım zincire batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim şöyle ilmeğimi genişlettim alt kısma geçeceğim şu sıradaki yuvaya batıyorum buradan ipimi ilmeğimi alta çekiyorum ki burada saklayayım bir zincir çektim hatta bir zincir daha çekip şöyle ipimi biraz uzun kesiyorum Burada da bir düğüm atıp bir zincir çekip sabitledim. Şöyle biraz ilerletip ipimin fazlasını keseceğim. Yeterli. Evet, gördüğünüz gibi şapkamız bu şekilde hazır oldu şimdi gözünü yapacağız gözünü yanak kısmını ve ağzını işleyeceğiz arkadaşlar evet, gayet güzel oldu şöyle kenarda dursun gözün bir tanesini ben böyle yaptım şu içine de az bir elyaf koydum yanakta bu şekilde Evet şöyle bir tık ince tık kullanacağım arkadaşlar 1.75 milimetrelik tığ, tığla öreceğim. Biraz sıkı yapalım ki şöyle orijinal güzel dursun. Evet siyah ipimi aldım. Yine sihirli halkayla başlayacağım. Şöyle tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Çapraz şekilde tuttum. Ve sol elimi aldım. Yuvanın içine girip zincirle sıkıladım. İki zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Bu oluşan yuvaya bir dolayıp iki defa da çektim baştaki zincirle birlikte 12 tane trabzan yapıyorum elimizi hafif sıkı tutalım ki biraz sıkı tutalım ki güzel dursun Evet şöyle kaç oldu 3 5 olmuş 6 7 Evet 12'ye tamamlayalım Evet 12'ye tamamladım şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim şöyle bir zincir çektim ipimi keseceğim Evet kestim şöyle ortadaki ipimi çektirip iyice çektirip düğüm atacağım iyice kapansın şöyle fazlasını kesiyorum. Evet göz bebeği hazır. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle bir zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi biraz genişlettim. Şöyle sıradaki bakın herhangi bir trabzanın tepesine batarak başlayabilirsiniz tığım batırdım ilmeğimi buradan geçiriyorum şöyle bir zincir tığıma doladım aynı yere batıyorum ilmeği aldım tek seferde çektiğim çakma sık iğne yapıyorum tığıma doladım sıradakine geçiyorum batıyorum ilmeği alıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne şöyle bunu saklayabilirim oraya aynı yere tekrar girip ilmeği alıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne her yuvaya iki tane çakma sık iğne yapıyoruz tekrar göstereceğim tığıma doladım sıradaki yuvaya giriyorum İlmeği aldım dolayıp tek seferde çekiyorum tığıma doladım aynı yuvaya giriyorum İlmeği aldım dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yapıyorum bu şekilde her yuvaya iki tane çakma sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar gelelim böyle evet sıranın sonuna geldim her birine iki sık iğne yaparak ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim bir zincir ipimi kesiyorum şöyle Evet şimdi yeşil ipimi alıyorum. Yine bir zincir çekelim. Şöyle öncesinden başlayalım bu sefer. Onu saklarız beraber. Evet. İlmeği buradan geçirdim. Bir zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya batıp ilmeği alıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yapıyorum tığımı doladım sıradakine geçiyorum tek batıyorum bir tek bir çift batacağız sıradakine geçtim bir aynı yere ikinciyi yapıyorum çakma sık iğne yapıyoruz yine tığımı doladım sıradakine geçiyorum bir tane sık iğne yapıyorum çakma sık iğne sıradakine iki tane yapıyorum bir Aynı yere ikinci yapıyorum. Sıradakine tek batıyorum. Sıradakine iki tane yapıyorum. Bir. Aynı yere ikinci. Evet, bir tek bir çift batarak sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna geldim. Burada ilk yaptığım zincirin tepesine. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Böyle gözünüze küçük gibi durduysa ya da ipiniz ince ise bir sıra daha yeşille gidebilirsiniz. Evet benimki yeterli diye düşünüyorum. Şöyle 3 parmak enliliğinde neredeyse. Bir zincir ipimi kesiyorum. Evet aynısından bir tane daha örersiniz. Şimdi arkasındakini yapımını göstereceğim. Sadece yeşille öreceğim. Aynı işlemleri yapacağım Evet yine sihirli halka yaparak başlıyorum evet, sıkıldıktan sonra iki zincir çektim tığma bir dolayıp iki defa da çektim baştaki zincirle birlikte 12 tane trabzan yapıyorum 12 tamamlayalım kısaca göstereceğim Evet 12. trabzanımı yaptım. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İğneyi aldım. İğneyi içinden geçirdim. Şöyle bir zincir tığıma doladım. Aynı yere hemen bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradakine geçiyorum. Bir. Aynı yere ikinci çakma sık iğnemi yapıyorum. Beyaz sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapıyorum. Her yuvaya iki tane Çakma sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Evet halkamı arkadan kapatıp düğümü attım onu da unutmayalım. Evet sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir tığımı doladım. Aynı yere bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Bir tek bir çift batıyoruz. Bunu çift olarak kabul ettim. Sıradakine tek batıyorum sıradakine iki tane yapıyorum bir aynı yere ikinci yapıyorum yeşil sırasında burada yeşil sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapıyorum bir tek batıyorum bir çift çakma sık iğne yapıyorum Evet bir tek bir çift yaparak son sıramızı tamamlayalım Evet sıranın sonuna geldim yine karşıya kaydırma tekniğiyle sabitliyorum Evet burada ipimi kesmiyorum arkadaşlar. Şimdi kurban gözünü aldım. Şöyle şu kadar da el kullanacağım. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Bakın bu şekilde tutuyorum üst üste. Şunu içe saklamak istiyorum. Şöyle şuradaki yuvama girdim. İniyin buradan çekiyorum kaydırma tekniğiyle birleştireceğim. Bakın, sıradaki çakma sık iğneme ve arkadaki çakma sık iğneme ikisine bir batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum, Arkadaki ile birlikte ikisine bir batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. Bu şekilde ikisine bir batıyorum. İlmeği alıp bu ilmeği içinden geçiriyorum sıradakine batıyorum ikisine bir bakın hem sabitliyoruz dikmiş oluyoruz böyle zor geliyorsa dikebilirsiniz böyle kaydırma tekniğiyle etrafına dönüyorum böyle ilmeği çok sıkı tutmayalım kasar böyle her yuvaya ikisine bir girerek ilmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Böyle Evet tamamdır. Elif'i içine koyayım şöyle. Çok az bir el yap. Daha yuvarlak olsun diyorsanız daha fazla da koyabilirsiniz. Evet aynı yöntemle sıranın sonuna başladığımız yere kadar gelin. Evet sıranın sonuna geldim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Şöyle arkasını çeviriyorum. Bir sonraki yuvaya şöyle tığımı arkadan batırdığım ilmeğimi alta çekeceğim buraya çektim bakın arkaya çektim. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. Siz aynısından bir tane daha örersiniz arkadaşlar. Bu şekilde birleştirdikten sonra ipimizi uzun bırakalım ki dikim için kullanalım. Evet, uzun bırakıp ipimi kestim. Şöyle. Evet, gözler de tamam. Şimdi kırmızı yanak yapacağız. Yanak içinde yine sihirli halka yapacağım. Şöyle parmağımın etrafına sardım. Sol elim aldım. Zincirle sıkıladım. İki zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Bir dolayıp iki defa da çektim. Baştaki zincirle birlikte 12 tane trabzan yapıyorum. Evet. 12'ye tamamlayalım. Evet, tırabzanlarım 12'ye tamamladım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Böyle bir zincir çekiyorum. E, bu renkle dikecekseniz aynısından bir tane daha yapın. İpinizi uzun bırakın arkadaşlar. Dikecekseniz ben buna dikmeyeceğim. Şöyle ipimi kısa kesiyorum. Şöyle aynısından Dediğim gibi iki tane yaparsınız. Evet, tamamdır. Şimdi şöyle bunları kenara alayım. Şapkamı alıyorum. Gözleri dikeceğiz arkadaşlar. Bir süre geçiş çizgisi arkada kalsın. Şöyle arkada kalacak şekilde şöyle düzeltiyorum. Gözleri beraber yerini ayarlayalım. Bu şekilde tutuyorum. Evet kamera sallandı. Şöyle yavaş hareket edeyim. Evet şimdi gözüm bir tanesini aldım. Nereye yapacağız? Bakın tam ortadaki başlandı, başladığım sıra bu. Bir sola doğru sayıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şöyle beşinciye koyalım arkadaşlar. Beşinci sıra hizasına şöyle bir tanesini koyayım. Bakın böyle bu şekilde dikilebilir. Buradan sağa doğru sayıyorum. Tam ortadaki bakın 1 2 3 4 5. Şöyle böyle ideal diye düşünüyorum. Dilerseniz bir yukarıya da olabilir. Ama 5. sıra sanki ideal gibi durdu. Şöyle 1 2 3 4 5. 5. sıra yukarıya doğru sıranın yarısına, aşağıya doğru da bir trabzan sırasının yarısına dikilebilir. Burada da 1 2 3 4 5 çok saydım mı? Şöyle şuradan bakın şuraya şuraya şura arası. Ortada 5. sıra. Böyle ideal yanakları ise şöyle yapıp şuraya da ağız kısmına işleyebiliriz böyle. diye düşünüyorum. Evet beraber şunu dikelim arkadaşlar ilk önce tekrar 1 2 3 4 5 şöyle ilk önce şöyle yapalım bakın buraya sabitliyorum böyle altı ilmeği gerek yok böyle dik duracak şekilde şöyle Evet bu beşinci sıra şöyle diğer dördüncü sıranın da yarısını, altıncı sıranın da yarısını gelecek şekilde böyle iyice sıkılayalım arkadaşlar. Bilirsiniz. Hem bunu dikelim. Burada da aynı dediğim gibi 5. sıranın üzerine burayı dikelim. sonra yanağın dikimini de göstereceğim. Evet, gözlerini diktim. Gördüğünüz gibi şimdi yanaklarını dikeceğim yanağının bir tanesini diktim şöyle bakın şöyle göz hizasından başladım sayıdır bakın şöyle şu şekilde aşağıdan sayarsam fırfır fır kısmı değil 1 2 trabzan yani tek battığım trabzan sırası 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. sıraya sabitlemişim buraya dikmişim şöyle bunu da şöyle şu hizadan şöyle yine 7 ve 8. trabzan sırasına yerleştiriyorum. Biraz daha yandan da olabilir. Size kalmış. Ağız kısmında şöyle şu şekilde yapacağım. Evet. Şöyle dikiş iğnesi kullanacağım. İlk önce yüzeysel dikeceğim şöyle. Bakın. alıyorum. Yerleştirdikten sonra aynı yerden girip biraz yukarıdan çıkıyorum Evet buradan girip şöyle yana doğru çıkıyorum buradan girip şöyle şu taraftan bu şekilde biraz sabitledikten sonra altı iniyorum şöyle alta indim arkasını çevirdim. Buradan nerede olduğunu bilirsiniz. Böyle bu şekilde. Böyle de iyice sabitleyebilirsiniz. Kırmızı kısma dikiyorum. evet tam çıkmıyorum arkadaşlar şöyle yanları da sabitleyeceğim biraz daha şöyle evet bu şekilde dikebiliriz tamamlayıp döneceğim evet yanakları da tamam şimdi ağız kısmını yapacağız ağız kısmı içinde şöyle siyah ipimi aldım bir zincir çekiyorum Şöyle. Biraz ipimi uzun bıraktım arkada saklarım. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Nereden başlayalım? Şu yanak kısmı. Şuradan bakın. Şuradan başlayacağım. Şöyle. Evet. Şöyle tığımı içe batırdım. Alttan bakın ilmeğimi genişletmiştim. ilmeğimi yukarıya çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle yapıyorum. Şöyle. Bakın buraya batırdım. Bunun altındaki sıraya değil. Bir yanındakine. Batıyorum. İlmeğim geniş. Buradan geçiriyorum. Yine bakın. Bu altındaki değil. Sola doğru yanındakine giriyorum. İlmeğim geniş. ilmeği alıp alttan ilmeği alıp. Buradan geçirdim. Yine bakın bir alt sırası burası hizası onun yanındakine giriyorum ilmeğin bakın geniş genişlettim ilmeğimi buraya girip arka alttan ilmeğimi şöyle tığma geçirip çekip bu ilmeğin içinden geçiyorum. Böyle 3 sıra aşağı inmiş gördüğünüz gibi yeterli diye düşünüyorum. Şöyle bakın bir tane atlıyorum ikinciye Batıyorum alttan ilmeğimi aldım ilmeğin içinden geçirdim. Bir tane atladım, ikinciye girdim, ilmeği aldım ilmeğin içinden geçirdim. Bir tane atladım, ikinciye batıyorum. İlmeği aldım ilmeğin içinden geçirdim. Bakın ilmeğimi bu şekilde genişletiyorum. Bir tane. Atladım ikinciye batıyorum. İlmeği ilmeğin içinden geçirdim şöyle kaç tane ileriye gittik 1 2 3 4 5 de 5 5 tane ileriye gitmişiz şöyle yeter mi diye düşünüyorum şöyle şuraya gelsek şöyle şuraya gelecek sanırım şuradan şuraya buradan buraya buradan şuraya gelecek buradan başlasam bakın buradan başlasam bir buraya bir buraya bir de buraya gelecek Evet yani buradan başlarsam yeterli olacak. Evet bunun hizası burası. Hemen yanındakine sola doğru batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Hizası bakın yukarıya doğru hizası burası. Onun yanındakine geçiyorum. Alttan ilmeğimi alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bunun hizası burası. Onun yanındakine geçiyorum. Alttan ilmeğimi aldım. Evet tam da denk geldi. Güzel oldu. Bu şekilde ağız kısmında yapmış olduk. Şöyle yanaklara doğru tam gelmesini istiyorsanız bir alttan da buradan da başlanılabilir. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Böyle de güzel olur. Siz bilirsiniz. Evet şimdi şöyle buradan son battığım yerden ilmeğimi aşağıya çekiyorum ki saklayayım. Bu şekilde. Altı aldım. Burada bir zincir çekiyorum hatta iki zincir çekelim İyice sıkılansın ipimi kesiyorum şöyle şuradan da geçiriyorum saklamak adına fazlasını keserim Evet bu ilmeğin burada çıkabilir arkadaşlar bu ipim o yüzden da burada bir zincir çekip sabit diyeceğim Şuradan çekeyim Evet tığın başı büyük olduğundan olmuyor ben ince uçlu tığla yapacağım sonra yeterli <laughs> uğraşmayın fazla karşınızda Evet bitti gördüğünüz gibi çok tatlı çok şirin oldu eminim kızlarımız da çok beğenecek İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu tür modellerden daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim. Şimdi değil de ileride görmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.